Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzeriniz olsun. Kıymetli arkadaşlar, bu dersimizde harf-i ecer ile ilgili olacak. Evet arkadaşlar, harf-i ecerlere dikkat ederseniz bizim 21 tane harf-i ecerlerimiz vardır. Harf-i ecerler de farklı özellikleri farklı özellikle taşımaktadırlar. Harf-i ecerler isimlerden önce gelirler, fiillerden önce gelmezler. İsimlerden önce gelip isimlerin sonları esraya yani kesreye çevirirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz ile buraya, mesela burada ile harf-i ecerimiz var. İle, an, fi, min, bi, ke, li, ma, muzu, muz, hatta, rubba, ale, haşa, ada, hale, lealle, levle, keyme, vav, kasam, bev, kasam, tev, kasam arkadaşlar. Bu tür harf-i ecerler, 21 tane harf-i ecerlerimiz var. Harf-i ecerler isimlerden önce gelirler, fiillerden önce gelmezler. Hangi ismin önüne gelsinler mutlaka o ismin sonu esra ile okumamız gerekir. Dikkat edin arkadaşlar, birinci örnekten başlamak üzere ile manası ea'dır. Her bir harf-i ecerin farklı manası var. Bunun manası ile ea'dır. Mesela an dendandır. Fi deda içinde, min dendan, bi ile deda, ke gibi, li için. Bu şekilde arkadaşlar farklı farklı anlamları vardır. Ama bunların her birisinin manası farklı olduğu gibi ama onların ortak bir görevi vardır. Hangi isimlerden önce gelip isimlerin sonları esaya çevirirler. Bunu alayım arkadaşlar. Bismillah diyerek ile aldığım elbeytu bir isimdir. Elbeyt evdir, bir isimdir. Bu harf-i ecerliği bu ismin önüne koyarsam ikisi birlikte sol tarafıma kaydırıyorum. Bak ilel beyt sonu ne oldu arkadaşlar? Sonu esra yaptı. Önce neydi arkadaşlar? Bu olmadan önce dikkat ederseniz olmadan önce evet olmadan önce sonu öteydi değil mi arkadaşlar? Dikkat edersen şöyle yapalım. Bunu yeniden yapalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sonu ötre. Ama harf-i ecer gelince önüne ne oldu? Dikkat edin arkadaşlar. Bak çeviriyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde harf-i ecer gelince ismin sonu esaya çevirdi. Bunun manası zaten önce de ea idi. A bu eve kattı. Eve. Ev eve. Öyleyse arkadaşlar harf-i ecerlerden sonra gelen isimlerin adı neydi? İsmi mecrur. Bak şu anda bu ismi, bu kelimenin adı gramerde, Arapçada, nehivde ismi mecrurdur. Bu harf-i ecerdir. Bu ismi mecrur oldu. Manası ne oldu? Eve. Şunu alalım arkadaşlar. Andendandır. El medreset okul. Bak mana ne olacak? Anil medreseti okuldan. Bunun manası neydi? Bu manayı da bu kelimeye kattı. Bunu kaldırıyorum. Ani kaldırdım. El medreset önce sonu öteydi. Ani medresenin onu önüne koydu. Ne oldu? Sonu ese oldu. Manası da dendan da okula eklenmiş oldu. Okuldan. Fi arkadaşlar dikkat edersen fi de da içinde. Evet esuku çarşı. Bu harf eceri de kaldırıyorum. Bu çarşının esuku kelimesinin önüne koyuyorum. İkisi de sol tarafa kaydırdı. Bak fi getirdim. Sonu ne oldu? Sonu ese oldu. Ondan sonra manası da çarşı da, de, da ya da içinde aynı manaya gelmektedir. Şunu unutmayın arkadaşlar. Daima harf-i ecerler isimlerden önce gelirler. İsimlerin sonları esraya çeviriyor. Ve bu edatların manası neyse kendinden sonra gelen a bu isme katarlar arkadaşlar. Bunun manası dendandır. El-Bahru deniz. Min-el-Bahri denizden. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bu dan değil de şunu kaldırayım arkadaşlar. Bilgisayarın dili de çevireyim şeye. Evet bu şekilde arkadaşlar. A bu şekilde. Evet tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar bunu şey edeyim. A bu şekilde arkadaşlar. Demek ki min dendandır. El bahru deniz. Min el bahri denizden. Bi manası ile de da el kalemu dikkat ederseniz. Bi bu da harf-i ecer manası ile de da el kalemu. Bak kalemi arkadaşlar bu B'yi
bi'yi kaldırıp bu kalemin önüne, önce kalem sonu neydi? Ötreydi. Şimdi harf-i cer önüne gelse ne olacak? Bak bil kalemin sonu eseydi. Bir de o manası da abu kelimeye kattı, kaleme kattı. Ne oldu? Kalem ile. Peki ne zaman manası de olur? Ne zaman e? Eğer benin arkasında araç veya gereç, herhangi bir araç gereç aygıt gelirse manası iledir. Mesela araba ile, otobüs ile, uçak ile, tren ile, ama arkasına mekan zarfı gelirse, bu benim arka yer zarfı gelirse, mesela bir İstanbul'a, İstanbul'da bir camiyeti üniversite, bir suki çarşıda, bir beyti evde, arkalarına mekan zarfı gelirse, yer zarfı gelirse manası de'dadır. Ama bunların arkasından bir araç gereç, bir aygıt gelirse, alet ismi gelirse manası iledir. Tıpkı burada kalem bir alettir, mekan zarfı değildir. Manası ile oldu, kalem ile oldu. Ke, o da manası gibi. El esedu aslan, kel esedi aslan gibi. Li, dikkat edin, li için. Muhammedun, bak li Muhammedin. Bu Muhammed'in sonu da çift öte yapmamız gerekir burada. Bu arada, evet şöyle. Evet arkadaşlar, bunun dili de çevireyim. Evet, dikkat ederseniz, evet. Evet. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Muhammedun li evet li içindir. Muhammedun Muhammed arkadaşlar. Bak her tecer önüne koydum. Li Muhammedin. Bazen diyor lillahi Allah için, li Resulullah Allah Resulü için, li tullabi öğrenciler için arkadaşlar. Demek ki her tecer arkadaşlar bu li de İsimlerden önce geldiği zaman arkadaşlar hangisi olursa olsun fark etmez. Bu harflerden birisi ismin önüne geldiği zaman mutlaka isimlerin sonları esreye çevirmemiz gerekir. Ma dikkat edersen arkadaşlar burada. Evet. Ma el ebu baba. Değil mi arkadaşlar? Ma önüne koyarsam ne olur? Ma el ebi. Baba ile. İle birlikte beraber bu şekilde manalar taşımaktadır. Münzu ile müz aynı eş anlamlı olan iki tane edattırlar. Bak. Den beri, nokta nokta den beri, as sabahu, as sabahu. Bunları önüne koyarsam, müzu sabahı, sabahtan beri ya da müz sabahı, sabahtan beri. Şu da arkadaşlar, zaman zarfı gösteriyor bize. E kadar, el mesau, akşam, hatta el mesai, akşama kadar. Bak hatta geldi ne oldu? İsmin sonu ese oldu. Demek ki harf-i cerreden sonra gelen bütün isimlerin sonları ne oluyor? İsimlerin sonları esraya çeviriyor. Rubba, dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Rubba, nice. Burada insanın önüne koyarsam, evet iki kelime hem harf-i cerri hem de ismi mecruru arka arkaya koyalım. Rubba insanı, nice insanlar. Bu ç değildir arkadaşlar. Bunu burada sileyim. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Evet, nice. Şöyle olsun. Evet. Evet şöyle. Evet nice insanlar. Rubbe insanin. Bak neden sonu esra oldu? Çünkü önünde harf-i cer vardı. Peki harf-i cerlerden sonra gelen ismin adı neydi? İsmi mecrur. Öyleyse harf-i cerden sonra gelen isimlerin adı ismi mecrurdur. Ve sonları esri olması gerekir. Aynen burada şey arkadaşlar görmesem dahi. Bak burada ben harf-i cer sonu hareketlendirmesem dahi anlayacağım ki madem bunları biliyorum, harf-i ecer'i biliyorum, demek ki bu ismin sonu eseli olacak. Bak bu harf-i ecer bunun önüne geldi. Sonunda ese olmasa dahi anlayacağım ki harf-i ecer burada olduğu için mutlaka bunun sonu ötre değil, fetha değil, mutlaka sonu eseli okumam gerekir arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Ale üzerinde ya da üstünde. At-taviletu. Ben bu aleyi bu masanın üzerine götüreyim. Ne olacak? Bak alet tavileti. Önce sonu öteydi değil mi? O zaman bak şimdi ese oldu. Mesela şöyle yaparsam olmaz. Dikkat edersen arkadaşlar. Şu evet. Şöyle olmaz. Dikkat edersen bu neden olmuyor? Sıkıntı olmaz. Evet. Evet. Alet tavileti. Ale harf-i cerdir. At tavili burada öteydi. Bak harf-i cer önüne koydum. Tavileti oldu. Gördünüz mü arkadaşlar değil mi? Burada 3 tane bu harf-i cerlerden ade, hale, evet, haşe, ade, hale aynı manaya gelden başka. Hariç ya da. At-talib aynı örneği vermişim. At-talibu bu harf-i cer önüne koydum. İkisi birlikte yan yana git arka arkaya koydum.
haş talibi, öğrenci hariç, bir öğrenci hariç ya da öğrenci hariç. Burada da adat talibi, bir öğrenci hariç, halat talibi, bir öğrenci. Neden burada esra oldular? Çünkü önlerinde harfece eş anlamlı olan haşe, ade, hala harfeceleri oldu. Bunlar farklı farklı. Genellikle arkadaşlar bu lealle, leule, keyme genellikle edebi kaynaklarda bu şekilde harfeceler olarak kabul edilip gelirler. Bunların detayları ileri düzeyde de göreceğiz. Lealle elmar, lealle elmaridi, umulur ki hasta. Leule eşşurtiyu, leule şurtiyi, evet polis olmasa. Keyme arkadaşlar bu nadir olarak edebi kaynaklarda geçmektedir. Bunu da harfeceler olarak yine buraya kaydedim. Ama şunlar çok önemli arkadaşlar. Vavul kasem, beul kasem, teul. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ve şemsi ve duha. Bunlar da hem harfecer kategorisine giriyorlar. Aynı zamanda da bunlar harfecer de vallahi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ve şemsi ve duha ve kameri ize telaha. Bir sürü Kur'an-ı Kerim'de bunlar yemin harfleri deniyor. Allah-u Teala güneşe, aya, gezegenlere yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bunlar ya tallahi, mesela vallahi Allah'a and olsun, billahi Allah'a and olsun, tallahi Allah'a and olsun. Bu üç tane de arkadaşlar yemin harfleri Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Özet olarak arkadaşlar söylersek demek ki harf hecelerimiz 21 tane harf hecelerimiz vardır. Bunlar isimlerden önce gelip isimlerin sonları esraya çeviriyorlar. Ama harf hecelerden sonra gelen İsmin adı ismi mecrurdur. Yani sonu da esrlidir arkadaşlar. Hangi harf ecer manası neyse arkasında gelen o manayı oraya katı. Mesela bunun manası e-aydı. Bu ev, bu da elbeytu ev. E-a bu ev ile birleştirerek eve oldu. Manası eve oldu arkadaşlar. Tabii ki uzun cümle kurduğumuz zaman manalar farklı farklı çıkar arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar bu dersimiz de bitti. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.